İyi misin? İyiyiz. Ben iyiyim, sen? Fırat! Fırat, dikkat et! Fırat! Fırat! Beni çekin. Beyefendi, nesi var? Ben iyiyim de. Başına darbe aldı. Kendinde değil. Bilinci kapalı. Nabzına bak. Ambulans çağırın lütfen. Ambulans. Nabzı çok zayıf. Ambulans çağıralım. 8280. 8230 konuşuyor. Ambulans doğu tarafından gelecek. Refakat'in. Oh. Nerede kaldınız Duman? Ne yaptınız? Kasanın yanı öğrendik Hasan Bey. Güzel. Şifre? Nasıl yani? Şifreyi öğrenemediniz mi? Maalesef. Şifresini bilmediğimiz kasa ne işimize yarayacak Duman? Biraz daha zamanımız olsa öğrenebilirdim. Tapras geldi. Nereden öğrenmiş bilmiyorum. Birden beliriverdi herif. Siz de bunca adam bahsedemediniz öyle mi? Jandarmalar geldi. Yoksa bırakmayacaktık. Tamam, neyse. Bu Elif midir, Elisa mıdır nedir? Sizin kim olduğunuzu bilmiyor değil mi? Hayır. İyi. Gidip paranın yerini kontrol edin. Kasa orada mı emin olun? Ama dikkatli olun. Bu arada Elif ve Kafkas arasında farklı bir şey var. Nasıl bir şey? Bilmiyorum. Elif Kafkas'ı çok fazla önemsiyor. Yani Kafkas'a karşı bir zaafım var. Onu mu demek istiyorsun Duman? Öyle gibi. Fırat! Fırat! Ay çok şükür. Fırat! Fırat, iyi misin? Fırat, dur! Fırat, dur! Kalkma, dur, kalkma. Tamam, sakin ol. İyiyim, iyiyim. Fırat, hareket etme, kalkma lütfen. Oh, tamam. Başım. Oh. İyiyim. Oh. Dur. Kafkas geçmiş olsun. Ne oldu tam olarak? Biriyle falan mı takıştınız? Kaza. Kaza yaptık. O sırada da direksiyona çarptı kafasını işte. Evet, evet. Arabayla geliyorduk bu tarafa doğru. Önüme birden garip bir şey çıktı. Tilki gibi bir şey. Ben de direksiyonu kırınca birden hakimiyetimi kaybettim. Herhalde kafamı direksiyona vurdum. Dedim sana o kadar emniyet kemerini tak diye işte. Kimselerin deviremediği Kafkas'ı küçük bir tilki devirmiş ha. Ya. Geçmiş olsun tekrar. Telsizle rapor ettik durumu arkadaşlara. Ufak bir tonak tutmamız gerekecek o yüzden. Size arabayı rica edeceğim. Tamam. Buyurun, arabaya geçelim. Tamam. Endişelenme, iyiyim. Gerçekten iyiyim. Thank you.
Alo, Kalfer. Efendim hayatım. Ah pardon ya Suna, pardon, çok özür dilerim. Yılların alışkanlığı işte. Bir anda ismini ekranda görünce. Müsait misin? Acil konuşmamız lazım. Müsaitim tabii. Bir sorun yoktur umarım. Gelince konuşuruz. Tabii, ne zaman istersen. Bir saat sonra Beykoz'daki kafede olur mu? Tamam. Ben oraya yakınım zaten, geçiyorum o zaman şimdi. Ne hakkında konuşacağız bu arada? Elif hakkında. Aç şunu. Heh, alo. Nihayet açtın. Neyse, zamanım yok. Bana bak, bana verdiğin adres birilerinin eline geçti. Hemen kasaya birilerini göndermen lazım. Eyvallah. Mutlaka birilerini gönder, tamam? Tamam. Yok, biz iyiyiz, bir şey yok. Kimdi bu adamlar? Bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Yani gördün zaten, kar maskeleri vardı. Fırat, niçin peşimdeler? Ne istiyorlar benden? Hiç anlamıyorum. Sen iyi misin peki? Ben iyiyim de sen iyi değilsin. Ben iyiyim, inan iyiyim. Hadi gidelim artık. Sen kullanabilecek misin araba öyle? Kullanacağım, merak etme. Daha çok sert darbeler yemiştim. Hoş geldin Sunu. Hoş bulduk. Arayıp görüşmek istediğini söyleyince çok mutlu oldum. Fazla vaktim yok Tansel. Senden bir şey istiyorum. Yapmak zorunda değilsin. Ama yardımcı olursan çok sevinirim. Hay hay. Biliyorsun senin için yapmayacağım bir şey yok ki. Biliyorum. Her şeyi yaparsın. Neyse. Ben geçen gün Elisa ile ilgili söylediklerine takıldım. Belli ki kızı iyi tanıyorsun. Hakkında birçok şey biliyorsun. Bunları ben de öğrenmek istiyorum. Selamun aleyküm Serkan'ım. Nasılsın? Zafer Günaltay ben. Zafer Günaltay. Yaman Günaltay'ın. Vallahi helal olsun sana da kardeşim ya. Bizi hatırlamadın, maçımızı mı hatırladın? Evet, 14 saniye. Aynen 14 saniye, evet. Şey oldu sonra, haberin var mı bilmiyorum. Bakakis maçı oldu ya, Radko Bakakis. Gördün mü, hatırlıyor musun o maçı yakın zamanda? Bayağı Türkiye'de de mevzu oldu hani. Kafkas. Aynen. Ben üstünde onun antrenörünü yapıyorum, aynen. Onu ben hazırladım maça. Şey yapma, beni unutursam onu unutma. Hadi tamam canım benim. Hadi, sen şey yapmayayım daha fazla ben. Hatırladığın şeye bak. 14 saniye diyor. Osman abi, Osman abi, sen Allah'ına kurban ya. Ya sen Allah'ına kurban. Abi bana şey ver. Bana abi şey ver. Telefon numarası ver. İngilizce yurt dışı. Yok abi, ben İngilizce yok bende abi. Yok, bende İngilizce yok. Yok, İngilizce ben konuşamıyorum İngilizce. Ya abi yapma kurbanım, şaka mı? Yok, vallahi İngilizce yok. Şey, adam menajer de mi İngiliz? Nasıl olacak abi? Yurt dışı. Ben buradan arayayım ama çok yazar. Sen bana numarayı ver abi. Yazıyorum abi, tamam. 14. Tamam. Ya senin Allah'ına kurban. Osman abi, eyvallah abi. Ya ben İngilizce bende. Ben çözeceğim abi o işi. Sağ olasın abim benim. Sağ olasın. İngilizce.
Abi burası. Deponun burası olduğunu emin misin? Eminim abi, burası. Telefonumu gören oldu mu? Arabada unutmuş olabilirsin abi. Arayın Tansel Bey'i, haber verin. Sen de arabadan levye getir. Hello. Yes, 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 yes. We are from Turkey. Türkiye. Peki Diamond Cutter Kafkas'ın menajeri Diamond Cutter'la maç yapabilir miyiz? Çevir. Abi onu ben nasıl çevireyim ya? Adam makina tüfek gibi tası tutu konuşuyor. Sen gerizekalı mısın? Aşağıda ben sana sormadım. İngilizce bilen var mı dedim. Bana dedi ki ben İngilizce biliyorum dedi bana aşağıda. Biliyorum abi, ileri seviye biliyorum. Bu olmalı ileri seviyen senin. Al konuş, al çevir. Çevir. Diamond Cutter'la. Diamond... Sorry, Mr. My name is Zafer Günaltay. Sorry, my bro. Kapattı. Telefonu kapattı. Telefon parasını kadar yazdı. Diyelim ki ricanı kırmadım ve kabul ettim. Ama merak ettiğim bir şey var bu. Elif seni niye bu kadar meşgul ediyor? Yani bir şey mi oldu? O kızla beni rahatsız eden bir şey var. Çözemediğim bir şey. Neyse, sen bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Onu söyle. Benden tam olarak neyi öğrenmemi istiyorsun? Bu kızın kim olduğunu, amacın ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Onun yüzünden mi? Kafkas. Neyse, buraya gelmem zaten kötü bir fikirdi. Boş ver, hiç gelmedim, hiç konuşmadığımızı farz edelim. Suna. Tamam, dediğin gibi olsun. Elif'i araştıracağım. Senin için yapacağım bunu. Gitmek istemediğine emin misin? Bak çok kötü, başına darbe aldın ama. İyiyim, iyiyim. İnan iyiyim. Ben merak etme beni. Şu hastane konusunu da kapatalım. Kan falan kalmadı değil mi? Güneş görmesin. Sen benim hayatımda gördüğüm en tuhaf adamsın. O nereden çıktı şimdi? Yani yangında içeri dalıp beni kurtardığında bana ihtiyacınız olduğu için yaptığını düşünmüştüm. Bugün yani onca adamın arasına dalıp dövüşmen, hiçbir beklentin olmadan, sadece benim için oraya gelmen. Neden? Sence neden? Bilmem. Neden? Sen bize yardım ettin.
bize güvendin. Hayatımızı en derinden etkileyen konuda yardım ettin hem de. Bu arada umarım akşam için kendimizi affettirebilmişizdir. Kusura bakma. Ben de biraz ağır konuştum. Ama canım çok sıkıldı. Anlıyorum bak. Sun öyle biri değildir. İnan bana. Sadece ben ve Güneş söz konusu olduğu için biraz fevri davrandı. Onun da kusuruna bakma. Sorun değil. Neyse hadi dinlen biraz. Ben de gidip toparlanayım. Tamam, sonra konuşuruz. Baba! Güneş! Aslan oğlum benim. Oh! Oğlum, ne olmuş sana ya? Sen bir kuvvetlenmişsin. Ispanağa mı abandın, ne yaptın? Evet, ıspanak yedim. Parka çıkıyorduk biz de. He. Abi ıspanak ne ya? Ispanağı yedi, her şeyi yedi. Ben canımı zor kurtardım, öyle söyleyeyim yani. Bilmez miyim? Pastırmacı Mehmet Efendi gibi götürmüşsündür her şeyi. Biz ne yapsak ya? Seni pehlivan mı yapsak? Ya! Ne ya? Dur, dur. Buldum, buldum. Sen sumocu ol, sumocu. Sumocu yapalım seni böyle Japonlar gibi, he? Ya! He? Ulan! Hadi sen çık bakayım yukarı biraz. Parka beraber gideriz. Hadi. Abi. Ne oldu abi kafana? Tamam oğlum tamam. Sakin yok bir şey. Ufak bir kaza. Kimseyi gönderme adrese. Ben kendim halledeceğim. Yok yok dediğimi yap sen. Ben biliyorum ne yapacağımı şimdi. Tamam. Kasayı korumaya gerek kalmadı. Hele şükür ya. 50 kere aradım telefonla cevap da vermiyorsun. Dönmüyorsun da. Döndüm işte. Ya nereye döndün? Bu kız ne istiyor? Niye konum atmış sana bu? Gene aynı adamlar sıkıştırmışlar kızı. Şaka mı? Yok vallahi gerçek. Ama her şartta bu kızın yanında olmamız lazım. Tamam? Yapacak bir şey yok yani. Sen ne yaptın? Of. Vallahi benim çalmadığım kapı kalmadı Kafkas'ım ya. Yok yani. En son Cevher bir tane telefon numarası verdi, İngiliz bir menajer. Onu aradım. Adamla da anlaşamadık ama yani... herifle anlaşamadık yani. Senin anlayacağın Nesli aklı çıktı. Ne demiş Nesli? Prezentasyon. Ya abi ben adını bile söyleyemiyorum. Neyse uzatmayayım babacığım ya. Bu şapkanın altındaki adam Tansel'e kadar kuvvetli, güçlü bir adam değil. Her kapıyı açamıyorum. Ama sen gel bak kardeşini dinle. Bu adam WBC'de 9. sıraya kadar çıktı. Ola ki bu herifi devirirsek senin yolun değişecek, yürüyüşün değişecek, sıralaman değişecek, hayatın değişecek ya. Kafkas'ın. Ya senin rakibin Tansel değil ki, Steiger. Biz onunla çıkacağız ringe, onunla değil. Ne olur beni de, bana güven ya, bana güven. Bak bu adam kim olursa olsun ben Tansel'in organizasyonunda maça çıkmak istemiyorum. İstemiyorum abi, bu konu kapandı, gitti, bitti. Tamam. Ben Tansel'in organizasyonunu avlatıyorum kardeşim. Tamam. Eğer ben de zafersem, senin attığın bu halıyı alır, katlar, ringin de kenarına asarım. Feride ablacığım bu ne aşk? Bensiz başlamışsınız. Merak etme biz de. Siz devam edin geliyorum. Şahin hayrola? Sen niye burada oturuyorsun? Oturma ayıp da ne yapayım Nesli? Soğuk onu çalıştırabilirsin mesela. Bir daha boks yapamayacaksam ne anlamı var ki?
Nasıl yani, anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Benim için bok sadece iplerin dışından ibaret. Ya köşeci olurum ya da kovacı. Ötesi yok. Ne diyorsun Şahin, sen delirdin mi? Belli ki senin haberin yok. Peki. Benim sağ kolum iptal artık Nesli. Kaslar gitmiş filan. Bir daha toparlanması, eski gücüne gelmesi imkansızmış. Yani senin anlayacağın, erken emekli olduk. Bundan böyle sadece dışarıdan izleyip komut veririm. Başka da bir işe yaramam. Yazık. Saçmalama. Bir daha toparlanamaz ne demek? Öyle şey mi olur ya? Bunun bir sürü yolu var. Fizyoterapi, hidroterapi, ne bileyim egzersiz, masaj falan. Olmaz öyle şey Şahin. İmkansız diye bir şey yok. Olamaz. Konuşmuşlar Nesli. Doktorlar Sunal Bey'e söylemiş. Düzelse dahi eskisi gibi olmazmış. Boks yapacak güce gelmezmiş kolum. Şahin, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok suçlu hissediyorum şu an. Hayır Nesli. Senin hiçbir suçun yok. Yapma böyle, kurban olayım. Zaten canım yanıyor. Sen de yakma. Tek suçlu varsa o da benim. Hem kendi hayatımı mahvettin. Hem de Kerem'le senin aranı bozdun. Peki sen? Sen ne yapacaksın? Su akar yolunu bulur derler. Boş ver, sen beni düşünme. Öyle bir şey yok Şahin. Bu konuyu iyileştirmenin bir yolunu bulacağız, tamam mı? İmkansız diye bir şey yok, yürü. Yürü gidiyoruz. Nesli, nereye gidiyoruz? Dur. Gel. Nereye Nesli? Soru sorma Feride abla, siz devam edin. O egzersiz listesindekileri yapın, tamam mı? Ben geliyorum, görüşürüz. Başlamışsın çalışmaya. Abi geç kaldın yine. Kaldım ama niye kaldım? Bir sor bakayım hele ya. Uzak oğlum burası. Çok uzak ya. Arabam da yok. Sen de gelip almıyorsun antrenörünü evden. Ya metrobüste böyle geldim bütün yolu ya. Hacin, nereden çıktı bu Burak maçı ya? Niye her şeyden en son benim haberim oluyor? Kara Mürsel sepeti miyim lan ben? Tanser'in işi abi işte. Ha. Gitmiş ayarlamış her şeyi. Burak da maçı ilan edince geri adım atmak olur muydu? Olmazdı. Ha. Geri adım atmak olmazdı. Yoksa kapı gibi sözleşmeye önüne mi koydu? Ya yok. Sözleşme, mözleşme yok abi. Nasıl yok? Tanser yırtıp attı sözleşmeyi. Tanser. Ya. Sözleşmeyi yırtıp attı. Evet. Oğlum hakikaten safsın sen ya. Oğlum fotokopidir lan o. Gerçekten suyuna bancak akıl yok sende. Sen de yedin mi? Ya yok abi. Adam hakikaten değişiyor. Tanser. Değişiyor. Evet. Oğlum. Değişmeyen tek şey Tansel'in kendisidir. Şeytanla o, şeytan. Bak Kadir abi. Adam vallahi de billahi de değişiyor. Geçen gün bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? İstersen maça çık dedi, istemezsen çıkma dedi. Yani baskı falan da kurmuyor artık üstümde. Zaten şu maç geçsin, bundan sonra bırakacağım. Çıkmayaydın o zaman. Çıkmıyorum maça diyeydin. Ya da şey de ya, ben Yaman Hoca'nın salonunda hazırlanacağım bu maça de. Bakalım ne diyecek. Ben dönemem abi o salonu. Hani oğlum gidelim salonumuza ya. Şahin, sen ben çalışırız fıstık gibi. Kimseyi delileştirmem sana ya. Kendi evimiz gibisi var mı ya? Vallahi sabahları metrobüste strateji yapmaktan anam ağladı oturacağım diye ya. Gidelim lan evimize. Ya yok abi. Ben boks yapamam orada. Yani zaten adamın boks hayatı benim yüzümden bitti. Ben bir de adamın gözüne baka baka torba mı yumruklayacağım? Kadir abicim bak gözünü seveyim artık şu konuyu kapat ya. Yoksa ben kendi kendime çalışacağım ha. Ay. İyi oğlum. Kendi kendime çalış o zaman.
Ya tamam gel abi, şaka yap. Öyle şaka olmaz ya. Ya vallahi billahi şaka. Hayatta çalıştım. Bir dön izle bari ya. Bir bak bak nasıl vuracağım. Abi. Dön abi. İyi döndüm hadi. Ver. Ulan Tanser, neyin peşindesin bakalım sen? Yedirtmeyeceğim lan sana bu çocuğu. Yedirtmeyeceğim. Bakayım. Çocuklar, ne işiniz var sizin burada? Kötü şey yoktur umarım. Ben durumu öğrendim Fırat abiden. Mesleğe de söyledim ama o illa ısrar etti. Gelip sizinle konuşmak istemiş. Evet Suna, ben istedim. Şahin'in bir daha boks yapamayacağını söylemişsin. Bu doğru mu? Maalesef. Yani böyle önüne de söylemek istemez. Yok, yok. Biliyorum artık nasıl olsa. Ya peki bir iyileşebilmesi için bir umudumuz yok mu? İmkansız değil tabii. Yani bir umut var. Çok, çok ufak da olsa bir umut var. Abla şaka mı yapıyorsun? Gerçekten var mı bir umut? Seni taburcu ettikten sonra bir arkadaşımla görüştüm. Arkadaşım yurt dışında bir hastanede özel araştırmalar yapıyor. Bunun özel bir ameliyatı olduğunu söyledi. Ya peki ne zaman olabilir ameliyatı? Ameliyat yurt dışında gerçekleştiriliyor. Hemen sonrasında 3 ay süren nekaet ve tedavi dönemi var. Hadi fizik tedaviye burada başladık diyelim. Ama? Ama? Bakın çocuklar, sizi üzmek istemiyorum ama bu gerçekten çok zor bir ameliyat. Üstelik bu tür ameliyatlar yurt dışında bizim ülkemizin çok üzerinde maliyetleri var. Gitmesi, gelmesi, kalması, ilacı, tedavisi derken çok yüksek maliyet bunlar. Yani ne kadar mesela? En ihtimalle 300-400 bin. Başarı ihtimali yarı yarıya. Ya olsun. Yine de bir şansımız var ama, öyle değil mi? Öyle tabii. Bak Şahin, denemeye değer. Biz de elimizden ne geliyorsa yaparız. Yaman amca. Yaman amca. Ne işin var burada Micella? Sizinle konuşmaya geldim Yaman amca. Tamam konuş o zaman. Hadi konuş. Yaman amca bak, sen bizim büyüğümüzsün. Arayı ancak sen bulabilirsin. Bir yuvanın dağılması bu kadar kolay mı? Bu çocukların günahı ne? Çocukların günahı senin gibi bir anaları olması. Ya sen insana bir dert makinasısın. Her zaman insanın başına dert açıyorsun. Haklısın. Bak ne desen haklısın Yaman amca. Ama ben çok pişmanım. Söz veriyorum artık iyi bir insan olacağım. Ne olur yardım et bize evlatlarım için, ne olursun. Tamam tamam, sen şimdi doğru çocukların yanına eve git. Ben bir şey düşüneceğim. Ne olur. Micella düşüneceğim dedim. Ama bunu senin hatırın için değil, çocuklarına acıdığım için yapacağım. Hadi doğru eve. Sağ ol. Allah'ım ne günah işledim de bu Mücella'yı başıma dert diye verdin. Cihan Harbi gibi. Aynen, aynen. Ya Cevher'cim sen beni anladın işte ya. Hani sen Kafkas adına bir konuşsan adama, desen ki hani Kafkas bir maç istiyor, ne güzel olur aslında. Yapar mısın böyle bir şey kardeşine? Ne konuşuyorsun lan? Harbiden... Ciddi misin oğlum sen, şaka mı? Tamam canım, ne... Tamam oğlum söyle, Allah Allah, ne kadar istiyorsun söyle. Ne? Ha bir de logosunu yazalım sırtına, eldivenine, havuz... bir şey söyleyeceğim Cevher'cim, bak sen bak işte doğru düşünemiyorsun sen, bak hep aynı oyun var senin. Bak ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Ben olsam şimdi bonusu çıkaracak ya, direkt biz o logoyu Kafkas'ın alnına yapalım oğlum. O zaman kalıyor yani, çünkü bonus çıkıyor. Oğlum bak kapat. Ya Cevher bak yapma böyle oğlum. Kaç, bak 20 yıllık dostunu anılarda kalsın. Ya oğlum kapat telefonu. Kapat babacığım. Ya kapat telefonu, kapat abicim. Kapat kapat. Ya kapat telefonu, kapat. Kardeşim herkes kurt olmuş ya. Herkes böyle lokma peşinde yemin ederim ya.
Bir sen eksiktin kardeş. Buyur Tansel Efendi, buyur. Çok ayıp Zafer. Birlikte iş yapacağın insanların telefonunu böyle mi açıyorsun? Konuş abicim, konuş. Steiger maçı için aradım. Adamlar yarın gelecekler, bir cevap vermemiz gerekiyor. Ne diyorsunuz? Konuştun mu Kafkas'la? Çıkacak mı maça? Konuşacağım. Çabuk ol Zafer. Adamlar yarın burada. Konuşacağım Tansel Bey. Konuşacağım. Konuşacağım yani, konuşacağım. Hoş geldiniz Tansel Bey. Demek meşhur kasa bulundu ha? Sonunda efendim. Sağ ol Tansel Bey. Ne yapacağız bu kasayı Duman? He? Nasıl açmayı düşünüyorsun? Var mı bir fikrin? Maalesef efendim. Bu kasanın şifresini öğrenmenin iki yolu var. Rüzgar ve Elisa. Biri hapiste, diğeri de pimi çekilmiş mayın gibi dolaşıyor ortalıkta. Ne yapalım Tansel Bey? Emriniz nedir? O senin işin Duman. Sen işini eksiksiz yapmış olsaydın emeklilik ikramiyeni almış İbiza'da denize giriyor olurdun şu an. Ama gel gör ki senin iş bilmezliğin yüzünden leş bir depodayız. Onun için çöz bu işi. Ne yap et, ikisine de gerek kalmadan bu kasayı açmanın bir yolunu bul. Emredersiniz efendim. Elisa. Tansel. Şu an içimden bir his kasanın başında olduğunu söylüyor. Doğru mu? Neyse ki kasanın şifresi bende. Senin şifren de bende. Diyelim ki öyle. Diyelim ki kasanın başındayım ve hatta açmak üzereyim. Ne yapabilirsin? Elindeki o dosyalarla mı tehdit edeceksin beni? O dosya savcının masasına ulaşmadan kaybolurum. İzimi dahi bulamazsınız. Sen de gayet iyi biliyorsun bunu. Vallahi Tansel'cim, dosyan o kadar kabarık ki. Nereye kaçarsan kaç asla özgür olamayacaksın. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Suç örgütü liderliğinden tut adam kaçırmaya, tehdite ve cinayete kadar. Sebze çorbası gibisin. Emniyetin ilk işi kırmızı bülten çıkarmak olur. Sefa süreceğim derken her yerde saklanarak, kaçarak hayatını yaşarsın. İkimizin de sırları var Elisa. Benim adım Elif bir kere. Benim kimseden sakladığım bir şey yok. Kafkas'tan bile mi? Neden bahsediyorsun? Bence gayet iyi biliyorsun. Senin de Kafkas'a karşı gizlenmesi gereken bir yüzün var ha? Haksız mıyım? Bak ne diyeceğim. Gel bir anlaşma yapalım seninle. Bu akşam masaya oturalım, enine boyuna her şeyi konuşalım. Herkesin çıkarını olacak ortak bir yol bulunur bence. Tamam, kabul. Ama mekanı ben söyleyeceğim. Haberdar edeceğim seni. Bekle. Var burada. O kız yüzünden yine beni azarlamaya mı geldin? Suna bak. Senden özür dilemek için geldim. Sana biraz fazla yüklendim, farkındayım. Ama anlıyorum da. Ve korumak istiyorsun beni. Fakat Elif düşündüğün gibi biri değil. İnan bana, o iyi biri. Ayrıca da yardımımıza ihtiyacı var. Benim de tek amacım ona yardım etmek. Verdiğim sözü tutmak. Sadece bu. Ayrıca da bu koruyucu tavrım da hoşuma gitmiyor değil. Ama... Fırat, Fırat, iyi misin? İyi misin? Bak, bak bana. Fırat. İyiyim. İyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Yorgunum sadece. Emin misin? Evet, evet yorgunum. Bak bana.
kadar güzel olduğunu söylemiş miydim daha önce? Söylemedim mi yoksa? Hayır, söyleme. O zaman şimdi söylemiş oldum. Senin basketbolcu asistanın da geldi. Sinan hocam, affedersiniz. Başhekim sizinle görüşmek istiyor. Tamam, geliyorum hemen. Koçuna da selam söyle. Üzgünüm sevgilim ama gitmem lazım. Bir hastamızla ilgili kritik bir durum var. Onun için herhalde. Tabii doktor hanım. Buyur vazifeni yap, ben engel olmayayım. Sonra konuşuruz tekrar. Tamam. İyi misin sen? Vallahi iyiyim ya. Yorgunum. O kadar. Aa, nasıl yok ya? Bal gibi hüt kuşu diye bir kuş var. Kaldı ki amcaya yalancı denmez. Böyle çarpılırsın, haberin olsun ha. Ama hüt diye bir kuş yok bir kere. Allah Allah, var diyorum ya. Adım gibi biliyorum, hüt diye bir kuş var. Hani Neslihan abla, hüt diye bir kuş var mı? Sanmıyorum Güneş. Hayda, sen de mi Neslihan ya? Var hüt diye bir kuş, gerçekten söylüyorum bak. Ya Serhat, ya kafam çok dolu, varsa da bilmiyorum. Tamam, anlaşıldı. Ben ikinize de birer tane kitabını alıp okuyacağım size hikayesini. Hazreti Süleyman'a haber getiren kuş bu. Ben yazdım, vallahi alırım puanımı, haberin olsun. Ama oyunu ben kazandım. İyi tamam, hadi sen kazandın, hadi tamam. Sağ ol. Afiyet olsun. Baba, iyi misin? İyiyim oğlum, iyiyim. Kızım, şehir mi oynuyorsunuz? İyi. Zafer nerede? Dükkan bakacaktı. Elif'i çağırdınız mı? Çağırdık. Aç değilmiş. Mesle yapma böyle ama. Ya ne Fırat, ne yapayım yani? Aç değilim dedi. Altın tepsiyle mi götüreyim? Tamam, altın tepsiyle götürme de ne bileyim bir kaseye koy. Ben götürürüm gerekiyorsa. İyi, tamam. Babam gelmiyor mu? Yukarıda telefonla konuşuyor da niye bu kadar agresifsin? Yani çünkü şu çorbayı 3 kere ısıttım ve bir türlü sofraya oturamadık. O yüzden. Elif için. Dışarısı soğuk, Nesli üşüteceksin. Girerim birazdan. İyi misin? İyiyim, öyle bir bunaldım, içeride hava alayım dedim. Bak,
sen de abin de Elif'in adını duyunca bir geriliyorsunuz hemen. Ya ne oldu gerçekten? Yani ben yokken bu kız bir şey mi yaptı? Yok, ne yapabilir ki? Ben sadece... Sadece ne? Sadece Şahin'e üzülüyorum. Şahin'in hayallerini gerçekleştirebilmesi için boks yapabilmesi gerekiyor. Boks yapabilmesi için de bir mucizeyi gerçekleştirmesi lazım ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Hiçbirimizin elinden bir şey gelmiyor Nesli. Ama biz bunları Şahin'le konuştuk. Şahin bırakmayacak, pes etmeyecek, vazgeçmeyecek. İyi bir boks adamı olacak, iyi bir köşe adamı olacak. Anlamıyorsun Fırat. Şahin iyileşebilirmiş. Nasıl yani? Ben anlamıyorum gerçekten. Ya biz Sunan'ın yanına gittik bugün. Şahin'in yeniden boks yapabilmesi için bir şansı varmış. Ya Suna seninle de konuşacakmış bunu zaten. Nasıl yani? Suna mı söyledi bunu? Bir şansı var mı iyileşmek için? Ya o zaman tamam, elimizden ne geliyorsa yapalım. O kadar kolay değil. Çok paraya ihtiyaç var Fırat. Hiçbirimizde olmadığı kadar çok. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu adam 2000 dedi ama biz Taci abiyle konuşuruz. O biraz indirim yapar bize. Yani. Vallahi boyası, badanası, işte tabelası, öteberi işte yok rafıydı mafıydı falan filan. Bir 10-12 bin lira bir masrafı olur ama ne yaparız? Düğün yerine nikah yaparız. Oradan takıları oraya ekleriz. Eklediğimiz şeyleri oradan oraya aktarırız. Hallederiz ya. Sen ne düşünüyorsun? Hallederiz Nurgözüm, hallederiz de. Buranın biraz işi var sanki ya. Bu arada lokmamızı sayarak yiyoruz. Nasıl yapacağız ki? Aşkım, biz bunları konuştuk. Daha çok çalışacağız, risk alacağız dedik. Halledeceğiz bunları. Bunun başka bir yolu var aslında, biliyorsun değil mi? Kafkas Tomaş Taylan'ın başına çıkmaya kabul ederse eğer hiçbir derdimiz kalmayacak ki. Ama o da ona yanaşmıyor. Neden? Çünkü organizatör Tansel. Ha. Ama adam da haklı şimdi Zafer ya. Haklı da benim de aklıma başka bir şey gelmiyor ki Nurgözüm. Tek çözüm Kafkas. Başka yolu yok. Dur bakalım, başka yolu vardır ya. Aa, başka bir yolu varsa da ben bilmiyorum. Benim meziyetim bu kadar arkadaşım. Ben boksörüm, başka işten anlamam ki yani. Benim bu kadar, benim yeteneklerim sınırlı. Bu kadar yani. Zafer. Aşkım sen yine kendine yüklenmeye başladın. Yapma. Arkadaş, salona bir sürü yeni üye geldi. Üye geliyor, üye artıyor, zarar da artıyor. Böyle bir denklem olabilir mi ya? Üye artarken zarar artar mı? Artıyor. Tahmin et bakayım neden. Sen üyelerden para almıyorsun ki Zafer. Bir de borç para veriyorsun. Ne yapsaydın Nurgözüm? Kadın kirasını ödeyemiyor diye bu kışın ortasında sokakta mı kalsaydı yani? Kimden bahsettim, anladın yani? Anladım tabii. Peki ya Serpil abla? Ya sanki Serpil ablayı tanımıyorsun Nurgözüm ya. Kadının dolabı tam takır, kuru bakır. Lokması yok yiyecek. Biz tok, o acı olur mu öyle şey? Ya sen var ya... Senin o kadar güzel bir kalbin var ki Zafer. Biz açta açıkta kalsak... Sen her yeri yuva belletirsin bana. Dükkana bakacaksınız değil mi abi? Sana bakmaktan dükkana bakamadım ki kadın. Gözümü alamıyorum senden. Bakma.
Gelmeyeceksin sandım. Geldim işte. Nedir anlaşman? Vaktim yok. Hep böyle miydin sen? Hiç hal hatır sormaz mısın? Sevdiklerime sorarım. Ha, bir de dur unutmadan. Adamın telefonunu düşürmüş. Yani şifreliydi aslında, açamayacaktım ama Allah'tan tam o sırada sen aradın. Yani adamına kızıyorsan kızıp durma, beceriksizlik senin. Bak o zaman beceriksizlik demişken, tehlikeye düştüğünde ilk Kafkas'ı aramamış olsaydın... ben de bu yakın alakayı göremeyecektim belki de. Kendi kendimize ele verdik diyelim. Ne demeye çalışıyorsun anlamıyorum. Ne ima ediyorsun? Yani diyorum ki gidip Kafkas'a senin gerçek yüzünü anlatsam. Gerekli kanıtları da öne sürerek tabii. Ne olur acaba? Ne kanıtından bahsediyorsun Tansel? Ne diyorsun? Misal gecenin körü bir araya gelip baş başa konuştuğumuz şu an. Bak şu tarafa el sallayabilirsin. Kafkas kesin öğrenmek isteyecektir ne konuştuğumuzu. Sorsa mesela ne cevap verirsin merak ediyorum. Sahi biz niye buluşmuştuk? Şartlar ikimiz için de eşit Elif. İstesen de istemesen de bu yolda benimle ortak olacaksın. Anlaşma şartları açık. İkimizin elinde de eşdeğer bilgiler var. Tabii bir de ortada para dolusu bir kasa. Şifre de bir tek bende var. Ha tabii siz görmüşsünüzdür, açılmıyor kasa değil mi? Maalesef. Seni dinliyorum. Nedir teklifin? Kasanın içindeki paranın yarısı senin. Ama kasa ben istediğim zaman açılacak. O zamana kadar kimse kimsenin alanına, işine müdahale etmeyecek. Bir nevi ateşkes diyelim. Nasıl güveneceğim sana? Ben sana nasıl güveniyorsam sen de bana öyle güveneceksin. İstersen 7/24 adam dik kasanın başına. Önemli değil. Benim istediğim zaman açılacak. Zafer, boksör olmasaydın ne olurdun? Canım için sen bu fikre alışamadın biliyorum ama ben boksör olamadım ki zaten. Ben köşe adamıyım, antrenörüm, boksör olan Fırat. Bu spora hiç bulaşmasaydın ne olurdun? Başarısız olurdum. Ya Zafer. Ya Zafer'lik bir durum yok ki hayat. Beni futbolcu yap, kendi kaleme gol atarım. Al jokey yap, atımın arkasından nal toplarım. Hepimize çok büyük bir gurur yaşatan, yakın geçmişte. Benim için yeri birazcık daha özel tabii. Babamın adını kırdı. Bakakisi perişan etti. Benim güzel nur gözlüm. Bak ikisi perişan eden ben değildim ki. Kafkas'tı. Sen bir şey karıştırıyorsun Zafer. Bak ikisi Fırat perişan etmiş olabilir ama... senin o her yumrukta... Fırat'ın attığı, kaçtığı... hepsinde senin emeğin var. Hepsinde senin imzan var. Seninle birlikte yaptık. Sen çok iyi bir köşe adamısın. Ama ben senin yerinde olsam bu... ne bileyim bu durumdan çıkardım. Eğer sen o köşede olmazsan... biz daha ilk raundda nakavt oluruz. Maşallah ya Selvi Hanım. Dün iyi çalıştınız ha. Sağlı sollu kroşeleri nakavt etmeye çalışıyorsun beni anladığım kadarıyla. Köşemizde Zafer Günaltay var. Bana bulaşmayın. Benim de köşemde sen varsın Nurgözlüm.
Kalbimin köşesinde sen varsın. Gönlümün köşesinde sen varsın. Sen iyi ki varsın ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir, o dükkan tutulacak. İki, bu salonun bütün borcu, harcı ödenecek. Üç, bizim düğün yapılacak. Dört, ki çok önemli bu. Sürpriz de bu. O at buraya gelecek. 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 Ben de seni tanıyorsam bunların hepsi olacak. Biliyorum. Sen gel bakayım şuna, bir yerine, yurduna, yuvana dön ya. Yeter artık. Beyaz at. Murat'tır. Perişan oldum ya. Belimizi doğrultmaya çalışıyoruz ama doğrulttukça batıyorum yani. Tadilat, yangın, mangın, nişan, perişan oldum. Şahin'le konuşurum, çocuğa köşede öyle durulmaz. Umutlu ol, şöyle ol, boynunu bükme, kaldırıp bilmem ne diyorum ama o köşede de ben duramıyorum ki. Çok paraya ihtiyaç var Murat. Hiçbirimizde olmadığı kadar çok. Kalkıyorum. Ne 10 dakikası ya? Hadi kalk. Kalk bakayım. Tamam, kalkayım 10 dakika. Zafer, hadi kalk diyorum oğlum sana. Kalk. Tamam, kalkacağım 10 dakika. Hallet o işi, tamam mı? Maç hazırlanacağız kardeşim. Hadi. Hadi Allah. Al bir dakika. Ne izliyorsun sabah sabah? Şu Tanser'in bahsettiği çocuk var ya, Burak. Onun antrenmanını izliyorum. Çıkacak mısın maça? Tabii ki de çıkacağım hala. Sen benim ne zaman geri adım attığımı gördün ki? Onun için söylemedim halacığım. Tansel sözleşmeni yırttı ya. Artık istediğin salonda, istediğin menajerle çalışmakta özgürsün. Niye yani? Bu çocuk çok iyi hala. Çok güçlü. Gerçek bir rakiple hilesiz hurdasız dövüşmek istiyorum. İlk maç Şahin içindi. Bu maç da kendim için. Hocam sen başardın zaten. Kazandın. Hile yapmalarına rağmen kazandın. Bak. Ben matador olarak ringde olmaktan çok zevk alıyorum. Benim çok büyük bir sıçrayışa ihtiyacım var. Ve ben bunu yapabilmek için, bunu başarabilmek için her şeyi yapmaya hazırım. Görmüyor musun?
Kanser'e güveniyorsun yani. Hayır. Yani evet. Kanser'de bir değişiklik var. Ama ona güvendiğim için değil. Kendi kendimi sınamak için çıkacağım bu maça. Ben Tansel'in değişeceğini sanmıyorum Alıcığım. Sen yine de ona pek güvenme. Lütfen abinin düştüğü hataya düşme. Günaydın ortak. Nasılsın bugün? Yemin ediyorum bu adamdan nefret ediyorum. Ne oluyor? Başla. Tansel Bey, biz sizin teklifinizi düşündük. Kabul ediyoruz. Güzel. O zaman ben karşı tarafla bir an önce iletişime geçiyorum. Siz de müsait olduğunuzda hemen gelin ki şartları konuşalım iki ortak olarak. He? Tamam, biz müsait olunca sizin yanınıza geleceğiz şartlar için. Tamam, görüşürüz ortak. Ne olmuş oğlum? İstediğiniz zaman gelin şartları konuşalım diyor. Tamam hadi, hadi. Hadi. Ya bir kahvaltı yapsaydınız? Öyle bir vakit yok. Artık idmanlara başlamamız gerekiyor. Bu adam bakakis gibi değil. Yavru Ceylan bayağı zorlu bir rakip. Adam çevik, hızlı, seri, güçlü. Hemen idmanlara başlamamız gerekiyor. Hadi. Fırat. Bir şey soracağım sana ya. Sen bir anda fikrini değiştirdin. Nesli anlatır sonra. Ne anlatıyorum ya? Anlat. Ne o? Aman be. Ya Zafer, bu Steiger'in boyu kaçtı? 1989 Almanya Düsseldorf doğumlu. 1.88 boyunda, 91 kilo ağırlığında. Karısından 3 ay önce ayrıldı. Güneş kadar bir evladı var. 24 tane maç yaptı. 21 tane galibiyeti var. 3 tane mağlubiyeti var. 1 tane nakavt oldu. Bir bakalım kime karşı? Benim adama karşı. İrlandalı James bunu yere indirdi. Oğlum sen hasta mısın? Ha? Adamın boyunu sordum sana, seceresini veriyorsun. Benim işim bu, Kafkas Bey. Günaydın. Günaydın. Hayırdır, nereye? Hava çok güzel, dolaşayım dedim biraz. Sıkıldım evde. Siz nereye? Bizim bir boks toplantımız vardı, ona gideceğiz. Sen de gelsene bizle. Ya ne alaka? Yani biz şey anlamında, yani biz boks toplantıya gideceğimiz için. Zaten toplantı değil oğlum, tanışmaya gitmiyor muyuz, öyle dedin. Tamam tamam Fırat, sorun değil. Toplantıya gidiyorsunuz. Yok ya, gel, gel. Gel ya, gel. Gel. Baba. Baba bak, giriyorum. Yani güya emekli oldum baba, salonu işletiyorken daha çok görüşüyorduk. Kafede buluşalım mı Nesli? Çok önemli, konuşmamız lazım. Tempon düşmesin. Hadi. Ne oldu lan? Dalağım şişti abi ya. Ya başlatma şimdi dalağından. Dün gece ben Burak'ın bütün maçlarını izledim. Adamın lakabı ne biliyor musun? Pito. Adam şereften güçlü, şereften hızlı, şereften uzun, şereften hırslı, şereften de yakışıklı. Çok yakışıklı ama. Ne yapayım abi şimdi? Ne yapayım yani, ne yapabilirim? Ne yapayım? Ne oldu lan? 100 tane laf ettik, hiçbirine bakmadın. Yakışıklıya mı bakıyorsun? Oğlum, kondisyon yükleneceğiz. Güçlü olacağız. Bu sefer stratejimiz farklı. Sabırlı olacağız. Sabır, sabır, sabır. Rakipten gözümüzü ayırmayacağız. Adamı yorulunca etrafında döneceğiz, döneceğiz, döneceğiz. İnsan ya bu. Elbet bir yerde yorulacak. İşte o zaman biz başlayacağız. Berlin duvarı gibi duracağız karşısında. Yalnız Berlin duvarı yıkıldı biliyorsun değil mi Kadri abi? Biz yıkılmayacağız ama. O yüzden kondisyon yüklüyorum sana. Güçleneceğiz. Güçlü olacağız.
Makine yapacağım lan senden. Makine! Hadi bakayım. Hadi bakayım, devam. Kolay gelsin. Sağ olun Tanser Bey. Nasılsın Kerem? Nasıl gidiyor hazırlıklar? İyi. Çalışıyoruz işte. Bakıyorum da bayağı iyi ikili oldunuz siz Akado. Matador'un eksiklerini kapatıyorsun değil mi? Eyvallah. Evelallah, hiçbir eksiği yok onun. Sadece birazcık sıva yapıyoruz işte. Çatlakları kapatıyoruz. Kerem bu maçı alırsa sana da iyi bir ödeme geçeceğim ha. Ona göre hazırla Kerem'i. Hayırdır? Hangi dağda kurt öldü Tansel Bey? Bak. Bir değişiklik var değil mi? Bir gariplik var bu işte abi. Göreceğiz. Göreceğiz o değişimi. Hadi hadi devam. Bir dakika. Kim telefona bakabilirsin dedi lan sana devam. Bir saniye abi önemli olabilir. Bir saniye abi. Nesli olabilir. Öyle demiyor da önemli olabilirmiş. Kafede buluşalım. Konuşmamız lazım Kirve. Çok önemli. Karşıdaki oda. Bu arada bir mahsuru yoksa ben de katılabilir miyim toplantıya? Yok sen gelme. Yani içeride bir sürü boksla alakalı şey konuşulacak ki sıkılırsın gelme. Sen burada otur bence bir tiramisu çay bir şey yap. Tamam o zaman gel belki boks dünyasın daha hakim olma şansın da olur yani. Tamam. Kusura bakma. Bu maçı fazla önemsiyor. Biraz gergin. Sorun değil. Anlıyorum. Gel. Selamlar. Hello. Hello. My name is Zafer Günaltay. Thanks. Nice to meet you. Hi. Good to see you. Nice to meet you. Hi. Elif. Marcus Becker. Nice to meet you. Where is your Steiger? Oh, he's in training, so unfortunately he's not able to come. Ne diyor? Antrenmanından dolayı gelemediğini söylüyor. Elif is also the daughter of Mrs. Maria. She was one of the biggest box promoter in Bulgaria. Geçmiş olsun. Dikkat edin, tutun. Aman dikkat edin. İyi misiniz? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Kimin sesi beyefendi? Ergen hocamın sesi. Beynindeki lezyondan dolayı son zamanlarda denge kaybı yaşıyormuş. Ama... Fırat, iyi misin? İyi misin? Bak. Bak bana. Fırat. İyiyim. İyi misin? İyiyim. Yorgunum sadece. Barış sen devam eder misin? Aksi bir durum yaşanırsa beni bilgilendirsin. Tabii hocam. Da nereye? Herr Bölükbaşı verlangt keine Sendereinnahmen. Was meine Wenigkeit betrifft als Organisator des Ganzen liegen meine Forderungen bei bescheidenen 30% der Gesamteinnahmen. Und was den Rest betrifft, können wir ein Protokoll unter uns ausmachen. Excuse me. My German isn't very good. Can we continue in English so I can participate? Of course, no problem. You see, Mr. Tansel isn't the manager of Kafkas. So he's not the one you should be talking to about income. I can discuss this issue with Zafer Günaltay if you'd like, but I can tell you beforehand. Kafkas won't be accepting any organization that deprives him of his rights. Ne dedi? Huh?
hakkınız olan hiçbir gelir kaleminden vazgeçmeyeceğinizi ve geri adım atmayacağınızı söyledim. Umarım benimle aynı düşünüyorsunuzdur. Affedersiniz, merak ettiğim bir konu var Elif Hanım. Bu toplantıda hangi vasıfla bulunuyorsunuz? Yani Fırat Bey'in nesi oluyorsunuz? Danışman. Danışmanımız yani. Yani sizce bir sıkıntı yoksa danışmanımız. Yok, neden olsun ki? Our offer is 20,000 euro. Of course, Kafkas will keep all the money even when he loses. Besides, we all know there's no big chance of winning for him. Money, money, money diyor. Ne kadar, ne diyor, ne de kadar diyor? 20,000 euro teklif etti. 20,000 euro? İyi. Saçmalama, çok az bu. Yo, yo, iyi, bence iyi. İyi. Mr. Becker. Based on the viewing rates of the videos that were posted by the officials, the public and the audience is much more interested in Mr. Kafkas, not Mr. Steiger. Our offer is 100,000 euros. Bu mümkün değil. Organizasyon böyle bir meblağı kaldırmaz. If you agree on these terms, we can sign today. Ne dedin? Ne kadar istedin? 100,000 euro. 100,000 euro? Maçı yakalayalım. Maçı yakalayalım. Elif Hanım'ın sunduğu şartlar biraz ağır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani. Yani. Bir orta yolda bulunuruz ya bence. Çünkü... Zafer. Bırak Elif konuşsun. Mr. Becker, Mr. Moon. Our offer is very clear. There will be no flexibility on our terms. Bahsettiğim kişi bir boksör hocam. Fırat Bölükbaşı. Başında bir lezyon problemi var. Eğer bu problem ilerlemişse ne gibi semptomlar gösterir size danışmak istedim. Önce hastanın bir dosyasını görmek lazım. Burada hocam. Hapse mi? Serebral enfarktüs mü? Arteriyovenöz mü? Detaylı tetkik lazım mutlaka. Eğer ilerlemişse, ki güçlü bir darbe alırsa muhtemelen ilerleyecektir. Bilincinde bozulmalar, görme bozukluğu, nöbetler, bir takım halüsinasyonlar, denge bozukluğu gibi bir sürü problemler açığa çıkma ihtimali var. Daha da ilerlemesi durumunda bazı duyularını kaybedebilir. Tümörlere neden olabilir. Konuş hastanla mutlaka, hemen tetkiklerini yaptırsın. Bu süreçte de kesinlikle ve kesinlikle bokstan uzak dursun. Sağ olun hocam. Yes, Mr. Becker, we don't have all day. Well, to be honest, your conditions are way heavier than we've thought. Biliyor, biliyor. Ne diyor? Kabul ediyor. Haklı olarak Elif Hanım'ın şartlarını çok ağır buluyor. Yani dünyanın hiçbir yerinde teklif edilen meblağın 5 katıyla pazarlık edilmez. Okay then. You can find another opponent like Kafkas. Good luck. Zafer, Fırat hadi gidelim. Have a nice day. Sünnet. Bizim burada bir laf var. Pazarlık sünnettir diye. Yani ben kime anlatıyorum ki? Yani bunun bir şekilde bir orta yolu bulunabilir bence. Yani bunun orta yolu bulunur ya. Zafer, Zafer. Biz diyeceğimizi dedik. Hadi. İşi yokuşa sürdünüz. Yazık oldu. Ona işi yokuşa sürmek değil, size kölelik etmemek denir Tansel Bey. Wait, wait, wait. Okay, okay. We accept your offer. Okay. Yep. Hoşça kalın. Ne diyor? Anlaştık.
Congratulations. Thank you. It's gonna be a great match. Şimdi var ya havaya çekmek yok. Yemin ediyorum beni bıraksana bunu camı çerçeveyi indiririm ha. Abi sakin ol. İçeride o kadar karizma yaptık. Biraz bekle. Elif Hanım Allah razı olsun sizden ya. Siz olmasanız olup perişan olmuştuk yemin ederim ya. Vallahi Allah razı olsun senden. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür etmen gereken biri varsa o da antrenörün. Ben sadece pazarlık yaptım. Ya bak yemin ederim alçak gönüllük yapıyor ya. Sen olmasan var ya biz ben bak 20.000 euroya ben havluyu atmıştım diyorum sana ya. Abartmayın canım. Hakkınızı aldım sadece. Neyse benim mesain bittiğine göre artık biraz gezebilir miyim? Ya salona gelmiyor musun bizle? Yok. Akşam evde görüşürüz. İyi peki. Hadi beraber çıkalım. Evet. Nesli? Senin ne işin var burada? Nasıl senin ne işin var burada? Ben Şahin'le buluşmaya geldim. Önemli bir şey konuşacağım dedi. Ben de Şahin'le buluşmaya geldim. Bana da önemli bir şey konuşacağım dedi. Tezgah getirdi Karabela bizi görüyor musun? Evet hem de hiç çaktırmadan. Bana verdiği sözü unutma. Ben sözümü tuttum. Şimdi sıra sende. Sakın abuk subuk tribe girme Kirve. Onunla geçirdiğin her saniyenin kıymetini bil. Zafer hocam ne oldu? Hani Elif'e güvenmiyordun. Ne oldu birden görüyor musun bak? Ya abicim ama sana bir şey söyleyeyim mi? Kızın ne cabbar çıktı be Elif ya. Dinlemiyorsun ki kardeşini. Dinlemiyorsun abi. Kulağı kapatıyorsun sonra dır 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 konuşuyorsun. Gördün mü Tanseli? Nasıl bakıyordu Elif'e böyle tavşan gibi ışık tutmuş tavşan gibi. ya Tanseli geçti abicim. Şimdi biz bayağı bildiğin Tomaş'ta gelen maça mı çıkacağız ya? Rakip mi olacağız? Aynı ringe mi çıkacağız abi biz onunla? Kardeşim inanılmaz bir fırsat farkında mısın? Hem bir dünya para kazanacağız. Hem Thomas Steiger'le maça çıkacağız oğlum. İnanılmaz bir şey ya. 100.000 euro, 100.000 euro, 100.000 euro. 100.000 euro. 100.000 euro, bak ağzım böyle kalacak. Euro. Ofisten çıktığımızdan beri Kenan yorulmadın mı be? Abiciğim bir şey söyleyeceğim ya. Bu 100.000 euro çok değil mi? Vallahi bilmiyorum. Yani bugünkü kura kadar ama çok para yapıyor. Bak şöyle söyleyeyim sana. Şahin'in masrafı çıkar. Senin masrafların, Yaman Hoca'nın borçları, o, bu, şu, güneşin ihtiyaçları çıkar. Cebimize de 3-5 kuruş kalır yani, o kadar söyleyeyim sana. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu külüstürü değiştirir miyiz? Değiştiririz manyak, ne diyorsun sen ya? O zaman ben kutlamalara başlıyorum izninle. Korna çalmıyor mu ya, var? Tabii. Allah'ım sen konuyu biliyorsun ya Rabbim, amin. Hoş geldiniz, ne aldınız? Hanımefendiye bir filtre kahve, çift çekim olacak. Ayrıca laktozsuz süt. Süt kahvenin içinde değil, yanında olursa çok seviniriz. En az hanımefendi kadar güzel olur. Tamam. Yani gördüğün gibi, aramızdaki tek detaycı sen değilsin. Bravo Kerem. Kafasına sürekli yumruk yiyen biri için hafızan gayet iyi. Yok canım, aslında o kadar da iyi değil. Sadece seninle alakalı şeyleri kafamda tutuyorum. Ya başka bir şey yer kalmıyor da. Evet.
keşke sadece kahve zevkimi değil de uyarılarımı da aklında tutsaydım. Hiç aklımdan çıkarmadım ki. Söylediklerinde haklıydım Nesli. Sen hep haklısın zaten. Bazen öfkeme, hırsıma yenik düşebiliyorum. Saldırganlaşabiliyorum. Bununla savaşmam gerekiyor. Bununla Tanser'in yanında savaşamazsın Kerem. Zaten senin öfkeni, hırsını tetikleyen o. Ben de öyle sanıyordum. Ama Tanser çok şaşırttı beni. Sözleşmeyi yırttı biliyor musun? Yani artık ona bağlı değilim. Sadece Burak'la çıkacağım bu maç kariyerim için çok önemli. Ondan sonra... Sonra? Ne olacak ondan sonra? Bilmem. Bunu düşünmedim. Yani her şeyi düşündüm, bir tek bunu mu düşünmedin? Daha çok seninle düşünürüz diye erteledim. Birlikte. Birlikte. Ne istiyorsun tam olarak? Senin boks kariyerini planlamamı falan mı? Hayır. Benim bütün hayatımı planlamanı istiyorum. Her dakikamı, her saniyemi. Aşkımızı. Aşkımızı. Sen nereden biliyorsun ki benim sana aşık olduğum? Dokunduğumda hissettiğim şeyi senin de hissettiğini biliyorum. Ben daha önce hiç aşık olmadım. Bu aşk mı Nesli? Bilmem. Galiba. Bir daha. Öfkene yenik düşüp dönüp arkanı gitmek yok. Tamam mı şampiyon? Söz mü? Söz. Sen kardeşine güven, ben ayarlamaları yap. Bak yer yerinden oynayacak diyorum sana ya, yemin ederim. Oğlum bak sonra... Senin ne işin var burada? Abi... Senin ne işin var burada? Defol! Ben burada çalışmaya başladım. Kızım şaka mısın sen? Kim işe aldı seni, kim? Ben aldım. Ne? Mücella bundan sonra bu salonun temizlik işlerinde çalışacak. Kızım, buradaki işin bitince şu ofisi de temizliği ver. Bu dingo, dingonun ağırına çevirmiş her yeri. Tamam Yaman Hocam. Hadi kızım. Hadi işinize bakın siz de. Ya hocam sen ne yaptığının farkında mısın? Önce sakin Fırat. Ne yapmışım? İyi ne yapmışsın baba ya? Şeytanı almışsın, içimize sokmuşsun. Bize onca kötülüğü yapan kadına nasıl güvendin de soktun buraya? Sen hiç merak etme, ben aşağı iniyorum, def ediyorum onu şimdi. Ya ben size öfkenize hakim olun demedim mi? Ya siz nasıl böyle öfkenize yenik düşüyorsunuz? Yani ben size hiç mi bir şey öğretemedim ha? O şeytan dediğiniz... İki çocuğun annesi bir kadın. Ve o iki çocuk da senin yeğenin. Evet, bir hata yapmış, bir günah işlemiş. Ama kız af dilemek için kapı kapı dolaşıyor. Ve her kapı yüzüne kapanıyor.
Ben de mi kapatsaydım yüzüne kapıyı ha? Ne yapsın kız? Ne demek ne yapsın hocam? Bize bunca kötülüğü yapmadan, beni de Serhat'ı da kandırmadan önce düşünecekti bunları. Bak Fırat, bu hayatta insan hatasız olmaz. Ama yani babacığım, bu böyle bir şey değil ki ya. Hem salonu bana devrediyorsun hem de bana sormadan eleman alıyorsun ya. Evet, sana devrettim. Evet, devrettim. Ama devrettiğimi de gördüm. Babacığım, sen daha bir şey görmedin ki. Biz Fırat'la beraber... Tamam, 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 tamam. Ben evde otur otur sıkıldım oğlum. Dedim ki gideyim salonuma, kendime bir iş vereyim. Yoksa sen beni de mi kovacaksın ha? Ha babana, beni kovacak mısın? Gene de böyle olmaz hocam. Yani bize de bir sorsaydın. Fırat, Zafer bakın. Ben hayatta olduğum sürece bu kadın Mücella burada çalışacak, bu salonda. Ve ekmeğini bu salondan çıkaracak. Bu konu benim için kapanmıştır. Sizler için de kapanmıştır. İlter Bey. Alo, merhabalar. Merhaba, buyurun. Kolay gelsin. Ben İlter Bey'le görüşmek istemiştim de bir dava için. Tabii, dava konusu neydi? Konu şey, boşanma. Hemen randevunuzu oluşturuyorum. En kısa sürede dönüş yapacağız size. Tamam, peki ben haber bekleyeyim sizden. Kolay gelsin. Abi, ne olur yeğenlerin için bir dinle abi, ne olur. Seni dinlemek istemiyorum Mücella. Abi, bak biliyorum bana çok kızgınsın. Senden özür dilemeye bile yüzüm yok ama Allah canımı alsın, çok pişmanım abi. Bilmediğin şeyler var. Çocuklarımı öldürmekle tehdit etti beni. Ne olur bir anlatayım, bir dinle. Bahanelerin beni ilgilendirmiyor Mücella. Yaman Hoca seni affetmiş olabilir, Serhat da affetmiş olabilir. Ama ben affetmiyorum. Bundan sonra seni oğlumun da, benim de etrafımda görmeyeceğim, tamam mı? Abi. Abi kalmadı. Sana Zafer Hoca vereyim, olur mu? Kafkas'ı duydun değil mi? Ne Kafkas'ın ne de güneşin etrafına dolanmayacaksın. Madde 2. Seni işe kim aldıysa ıvırını zıvırını, giderini gelirini, maaşını falanını filanını ondan soracaksın. Madde 3 ki burası çok önemli. Burayı Karate Kid gibi cilalayıp parlatmanı beklemiyorum kızım. Anladın mı? Kendi pisliğini benim salonuma bulaştırma, bana kâfi. Anlaştık mı genetik facia? Güzel. Fırat. Suna. Ben de sana bakmaya gelmiştim. Niye, ne oldu? Bir şey mi oldu? İyi gözükmüyorsun. Yok, ben iyiyim de sen iyi misin? Ben... Buraya gelene kadar açıkçası iyiydim. Ama şu anda değilim. Ne oldu? Sağlığınla ilgili bir şey yok değil mi? Bak, kendini iyi hissetmiyorsan hemen hastane... Yok yok, sağlığımla ilgili bir problem yok. Ne oldu? Yaman Hoca yüzünden. Mücella işe almış. Ha, iyi, tamam canım. İyi mi? Bunun nesi iyi Allah aşkına? Mücella işe almasının nesi iyi? Yok, ben o anlamda söylemedim. Yani tabii iyi değil. Ne oldu? Hayırdır, bir şey mi oldu? Fırat, bak benim bir beyin cerrahı dostum var ve onunla konuştum. Senin durumunu anlattım ona. Niye peki, neden? Çünkü o gün yanıma geldiğinde iyi gözükmüyordun, duruşun, bakışın. Üstelik sendeledin de. Ayrıca sürekli elini başına götürüyordun. Sen kafanı darbe falan almadın değil mi? Yok ya, ne darbesi? Yorgundum sadece, vallahi bak. Bak bir tanem, bu lezyon sandığından daha tehlikeli. Genellikle darbeye bağlı olarak yükselebiliyor. Üstelik semptomları çok açık. Denge bozukluğu, kulakta uzun süreli çınlama, halüsinasyon görme. Bu belirtiler sende yok değil mi? Ha?
Açıkçası var. Nasıl yani? Ne var? Arada bir halüsinasyon görüyorum ben. Ne gibi halüsinasyonlar? Başım falan dönüyor. Birden böyle çok güzel bir doktor silüeti görüyorum. Sonra birden kayboluveriyor. Fırat dalga geçme. Ne var ya? Ben iyiyim diyorum sana, iyiyim. Ben senin için çok endişeleniyorum. Tamam biliyorum, farkındayım ama iyiyim. Hem ayrıca sana çok güzel bir haberim var. Zico dur. Yakında maça çıkıyorum. Ne maçı? Dünya ünlü boksör Thomas Steiger'le maç ayar attılar bana. Maça çıkacağım. Anlaştık. Fırat kendi nasıl bir riske attığını farkında mısın? Ya ne riski? Allah aşkına risk falan yok. Bu benim işim. Eğer başına darbe alırsan... Darbe falan almayacağım başıma. Ben yıllardır bu lezyonla çıkıyorum maça. Hiçbir şey olmadı. Kendimi korumasını bildim. Sen merak etme, güven bana. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ya olursa? Olmayacak. Tamam? Çünkü en iyi bildiğim işi yapacağım. Ben boksörüm. Hani faturacı değilim. Bunu abinden de Kerem'den de çok iyi biliyorsun. Ring bizim hayatımız Suna. Olur artık alış buna, tamam mı? Tamam. Bir şey olmayacak. Bakma öyle kuzu gibi. Tamam? Ha? Aldım. Sen hep yeniyorsun beni. Böyle olmaz. Evet sayın seyirciler. Şimdi spor haberlerine geçiyoruz. Boks camiası çok büyük bir maç için hazırlık yapmaya başladı. En son Yunan rakibi Ratko Bakakis'i nakavtla yenen boksörümüz Fırat Bölükbaşı. Dünya ünlü Alman boksör Thomas Steiger'le yakın zamanda ringe çıkacak. Neslihan abla bak babam. Evet bir tane. Yine kazık şampiyon olacak değil mi o? Olacak tabii ki. Gel, gel. Olacak. Olacak. Thomas Steiger boks camiasında Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan WBC'de 9. sırada yer almaktadır. Eğer boksörümüz Steiger karşısında maçı kazanırsa WBC'den davet alması ve dünya ünlü boksörlerle ringe çıkması yüksek ihtimal. Ulan helal olsun Kafkas'ıma be. Vallahi helal olsun. Bak eğer bu Kafkas bu Steiger'i 3. rantta paket etmezse ben de adımı değiştiririm. Steiger. Ben ne dedim Steiger? Steiger. Steiger. Hayır abi. Steiger. Ya Steiger. Oldu mu? Ya tamam abi, ne bağırıyorsun ya? Hayret bir şey ya. Hayırdır ya? Sen niye böyle durgunsun? Boğaz'daki yalınıza Uganda bandrollü gemi mi çarptı? Su faturasını mı ödeyemediniz? Ya yok be abi. Şu Burak'la maç bayağı ses getirir diye konuşmuştuk Tansel'le. Haberler, röportaj falan. Ama şimdi Fırat abinin Steiger maçı açıklanınca gölgede kaldı bizim maç. Ya. Ne oldu? Ya dur ya, bırak. Ya Kadir abi ne oldu, bir söyler misin? Ya oğlum, ben de senin maç için, bütün hayranların için böyle bir tane koruma ordusu ayarlamıştım. Paralarını da peşin verdi, şimdi çocuklar ekmeğinden olacak ya. Abi. Ne abi ya? Ya şu Burak'la, ıvırla zıvırla olacak iş değil bu. Ya benim ciddi biriyle ciddi bir maç yapmam lazım ciddiye alınmak için. Dalga geçme o yüzden. Oğlum dalga geçmiyorum, ciddiyim ya. Ne yapsak acaba ya? Dur ben bir Zafer Hoca'yı bir arayayım. Diyeyim ki sen hayırdır la? He? Burada benim boksörüm dururken sen Kafkas'ı nasıl maça çıkartırsın ya diyeyim. Zafer Hocam benden çekinir. Sen bilmezsin. Bayağı çekinir benden. O da şimdi tabii Kafkas'a bunu söyler. E Kafkas da durur mu? Der ki ya Kadon'un boksörü dururken benim o maçta ne işim var der. Hemen menajerlere haber verirler. Maça sen çıkarsın. Steiger'i iki rantla indirirsin. Ondan sonra menajerler bunu görünce vay adama bak ya. Şunu diğer maça çıkartalım derler. Oradan gider McWard'ı güzel bir pataklarsın. E oradan da gideriz artık elimiz değmişken. Şu Cruz'u da 3 roundda güzel bir paket ederiz. Kemeri alırsın. Ondan sonra da kızımızı almayıp Los Angeles'a gidip Mike Tyson'ın ağzını, burnun. Abi gözünü seveyim ya. Öyle mi diyorum ben şimdi sana? Sen ne diyorsun oğlum? Sen saçmalıyorsun ya. Ya ben de biliyorum, daha kariyerimin başındayım. Ama sabrım yok işte. Sabır yoksa... Zafer de yok. Zafer Hoca değil ama. Ya inanılmaz şeyler ya. Bak ne diyeceğim. Önce sen şu Kafkas'ın yürüdüğü yollardan bir yürü. Ondan sonra parası da, şanı da, şöhreti de, ünü de hepsi ayağına gelecek. Tabii onlar geldiği zaman sen köşendeki Kadı abini unutursun.
Ben seni kenara atarım bu kazada. Ben seni biliyorum ya. Ya vallahi unutmam. Hem biz o köşede beraber olacağız Kadir abi sen. Vallahi mi lan? Vallahi. Sonuna kadar be. Sonuna kadar abi. Bak keyfim yerine geldi. Ahmet, bana bir çay. Türeme türe Kafkas'a da bir kivi. Ya abi ne kivisi ya? Seviyorsun oğlum sen kivi. Abi ben kivi mivi sevmiyorum ya. Fotoğraf çekimine gideceğiz. İyi midir? Evet. Evet abi. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Ters giyiyorsun mal. Nasıl? Çok yakışıklı. Abi yapma şunu ya. Ya abi maça çıkacağım. Niye şu enerjimi düşürüp duruyorsun ya? Düşmesin oğlum enerjin. Hayret bir şey. Bana hep bak. Böyle yapıyorsun Kadri abi ya. Bana bak. Hayret bir şey ya. Şu bozu adam gibiler. Geçen sefer gibi olmasın. Tamam mı? Sağlam dur şöyle. Fotoğraf önemli. Hadi bakayım. Kerem seni de şöyle alayım. Geliyorum ona. Geliyor. Önce ikili fotoğraflarınızı alacağım, sonra senin teklerini alırız, tamam mı? Hocam, şöyle alttan çekelim ya. Böyle daha güzel olur. Merhaba, ben Kerem. Biliyorum, tanıyorum seni. Ben de seni. Aslında Şeref'le maça çıkmadan önce seni tanımıyordum bile. Alttan biraz daha. Daha çok babanı bilirim. Belki sen de benim babamı tanırsın. Salim Kurtoğlu. Babanın rakibiydi. Evet, 50 kere izledim o maçı. 7 Ocak 2008 Berlin. Bütün detayları hatırladığına göre babanın o gün hakem yardımıyla da maçı kazandığını da biliyorsundur Kerem. Ha? Evet, hakeme birinin yardım ettiğini hatırlıyorum. Ama babama değil, babana yardım etti. Çünkü iki kere knockdown olan senin babandı. Özer soyadından Kurtoğlu soy ismini alacağı var Kerem. Ve bunu ben tahsil edeceğim. Seni hakeme bırakmayacağım. Nakavt edeceğim. Pito nakabının hakkını ringde vereceksin. Çünkü yerde sürünmekten ayağa kalkmaya fırsat bulamayacaksın. Evet, face to face alıyorum. Face to face. Zafer!
Ne oluyor? Ne oluyor? Sürpriz. Ne sürprizi? Ne söylersem bir anlamı kalmaz. Hop. ne peki? Ya sabret ya, dur. Sürpriz diyorum adı üstünde. Hazır mısın? Neye? Yepyeni bir başlangıca. Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Sadece tabelasını yaptırabildim. Ama sana söz veriyorum, burayı çiçek gibi yapacağım. Bir şey söyleyeceğim. Biz şimdi gerçekten açıyor muyuz yani burayı? Açıyoruz. Şimdi nasıl açacağız ama salonun masrafları, borçlar? Kafkas. Steiger'le maça çıkmayı kabul etti. Borçlarımızı kapatacağız. Burayı açacağız. Düğünümüzü de yapacağız. Ben sana o atı da buraya getireceğim. Baba. Bir şey söyleyeyim. Gerçekten bitti mi şimdi bütün bu sıkıntılar? Bitti Nur gözüm, bitti. Bundan sonra dert, keder, elem yok. Gamlanmak yok. Ha bu arada Selvi Hanım. İş kadını olduğunuz diye beni ihmal etmeyeceksiniz değil mi? Yani bir komşu olarak... Komşu mumuşu dinlemem. Külahları değişiriz ona göre. Çaya beklerim. Çay? Çaya. Kuru çay. Kahve. Kahve de olur canım. Kelam ederiz. Komşuluk yaparız. Şuradan bakmayalım, gel. Steiger'le maçım var biliyorsun. Biliyorum abi. Gururumu sumallı. Estağfurullah. Açıkçası biraz heyecanlıyım. Ayrıca bu maç benim kariyerim için de yepyeni bir başlangıç. Tabii öyle de. Sen de bizim efsanemizsin be abi. Her zaman inanıyorum sana. Onu da indireceksin. İnşallah. Ama bu maç... Sadece kariyerim için değil Şahin. Senin geleceğin için de çok önemli. Bu maçta kazanacağım parayla senin ameliyat masraflarını karşılayacağız. Allah razı olsun abi.
Ama ben sana o parayı... Tamam ama başlarsan sen şimdi bir saat konuşursun o. Bak, hiçbir meblağ, hiçbir para senin geleceğinden, umutlarından değerli değil kardeşim. Tamam? Küçük bir umut bile olsa üstüne gideceğiz. Ve kazanacağız Şahin. Anlaştık mı Karabela? Anlaştık abi. Tamam abi, biliyorum böyle hani yeni başladım zaten, sizi de yüzüstü bırakmış gibi oldum ama... ya kusura bakma. Evet abicim, ben abimle çalışacağım bundan sonra. Ya işte önümüzdeki maçta birlikteyiz, ondan sonra da artık işte abim nereye ben oraya. Tamam abicim, kusura bakma, sağ ol. Hadi iyi akşamlar. Hayırdır Mücella? Gece gece, ha? Öyle hemen yüzünü ekşitme Serhat. Yani bu ara beni burada görmeye alışsan iyi edersin. Allah Allah. Yakandan düşmeyeceğim diyorsun yani. Ne münasebet canım. Yaman Hoca'nın salonunda işe başladım, onu söylüyorum. Ne yaptın? Ya elin saf be Mücella ya. Gittin o adamcağızı da mı kandırdın? Ağzından çıkanı kulağın duysun Serhat ya. Çoluğumun çocuğumun rızkı için işe başladım. Sağ olsun Yaman Hoca da sahip çıktı bize, babalık etti. İyi Mücella, iyi. Allah iyiliğini versin, ne diyeyim ki yani. Tamam ama yani özür dilemeye falan geldiysen hiç ne kendini yor ne beni yor gece gece, tamam mı? Hadi. Merak etme, özür dilemeye gelmedim. Silor yapmıştık, boğazımızdan geçmedi, sana da getirdim. Ya Mücella, sen zeki bir kadınsın ya. Böyle basit numaralar, ne bileyim, yakışmıyor yani sana. Ne olacak şimdi, silor bana verince ben yumuşayacağım. Barışacak mıyız yani? Yumuşama Serhat, yumuşama sen. Böyle taş gibi, kaya gibi kal. Aman yumuşama. Ben tek başıma çocuklarımın da kendimin de geleceğini kurarım. Sen yumuşama. Of Allah'ım ya Rabbim ya. Bir yarım gün bir izin ver, bir rahat bırak ya. Geldi gene gece gece fil gibi oturdu göğsüme. Of. Bu ne böyle? Ergen sevgililer gibi kuytularda buluşup duruyoruz. Vallahi sıkılmaya başladım. Neredeyse kamera söyle, şimdi de el sallayayım. Beni oyuna getirdim. O gün o toplantıda her ne yapmaya çalıştıysan hiç hoşuma gitmedi. Bir sürü para kaybettim. Tansel, 40 milyonun var. Sen 100 bin euronun hesabını yapıyorsun. Mesele para değil. Mesele Kafkas'la Zafer'in karşısında beni küçük düşürmen. Onların yüzünü güldürmen. Hangi taraftasın sen? Tam karşındayım. Öyle mi? Benim yanımda olduğunu düşünüyordum. Kimse kimsenin alanına girmeyecekti kasa açılana kadar. Öyle anlaşmıştık. Eğer benim yanımda olmak istiyorsan bana bir adım atman lazım Tansel. Benim yerim belli. Fırat'ın yanı. Sen de benim yanımda olmak istiyorsan Fırat'ın da yanında olman lazım. Asla. Sen bilirsin. Benim yerim belli. Fırat'ın yanı. Ben yerimden memnunum. Hem karşıdan daha sempatik görünüyorsun. Yan yana hiç çekilmez. Heyecanlı mısın? Çok. Maşını omzuma koydun ya sen. Felaket heyecanlandım. Ya ben onu mu diyorum? Neyi diyorsun? Maçı söylüyorum. Ha. Yok ya, ne heyecanı? Alıştım ben bunlara. Bir maçla. Yani biraz heyecan var ama o da sen gelip izleyeceksin diye. O zaman kötü haber. Ben en önde olacağım. Ama bu kötü haber değil ki. Oradan kalbimin sesini daha rahat duyarsın. Ben maça senin için çıkacağım Nesli. Sadece senin için. Gurur duyacaksın benimle. Sadece ben değil. Seni izleyen herkes seninle gurur duyacak. Matador. Sanmıyorum. Sadece iş dostu arasında bir maç olacak bu. Bu ne demek ya? Fırat abinin Steiger maçı açıklandığından beri bizim maça ilgi çok azaldı. Ya kimin ilgilenip ilgilenmediğinin ne önemi var ki? Önemli olan senin kazanman.
Bak bir gün herkesin konuştuğu bir şampiyon olduğunda sana bunu hatırlatacağım. Oo, daha çok var o zamana kadar. Hem sen dayanabilecek misin? Yani ben Yaman Günaltay'ın kızıyım. İnatçıyımdır. Kolay pes etmem. Söz mü? Söz. Ne sözü? Şampiyon sözü. Rici, bana baksana sen. Kafan nerede lan senin? Bilmiyorum abi. Bilmiyorum ama burada olmadığım kesin. İyi. Ayıktırayım o zaman. Maçımız var ha? Maçımız var bizim. İyi. O zaman ben seni buraya bir geri getireyim. Kim lan bizim efsanelerimiz, say bakayım. Say. Cemal Kamacı. Melih Açba. Eyüp Can. Atagün Yalçınkaya. Sinan Şam İslam. Fırat Bölükbaşı. Babam Necdet Supi Özer. Aferin. Şimdi böyle sayınca bu adamlar sadece isim gibi duruyor değil mi? Ama yok. Bu adamlar o ismi senin kafana yazmak için kanlarıyla, emekleriyle, terleriyle ringi yıkamış adamlar. Bu adamlar bu ülkenin fakirini, fukarasını bir yumrukla ayağa kaldırmış adamlar. Bu adamlar bu ülkenin bayrağını göndere çekmiş, bizi gururlandırmış adamlar. O ismi kolay kolay elde etmediler. Bak Sinan Şam İslam. O benim efsanem işte. Lan o maça çıkacağı zaman ben uyku uyuyamazdım. Ya ben değil lan. Bütün ülke uyku uyumazdı be. Geceleri saati kurar. O maça çıkacağı zaman hepimiz ayağa kalkardık. Mahalleyi bir göreceksin oğlum. Bütün evlerin ışıkları cayır cayır yanardı. Biliyorum. Biliyorum abi, rahmetli babamın yakın arkadaşıydı. Ya. Necdet Supi Özer. Fırat Bölükbaşı. Bak bu adamlar boksör değil o. Bu adamlar sanatçı. Senin baban gibi boksörler. Sağ kroşeleriyle manzara resmi. Sol direkleriyle şiir. Sol aparkatlarıyla da heykel yaparlardı, heykel. Anladın mı? Şimdi sen kafanı toplar, ismini bu adamların yanına yazdırırsın. Ya da vesikalığını alır, Nesli bacımın cüzdanına sıkıştırırsın. Kararını ver. Abi çok heyecanlıyım ya. Oğlum neyin heyecanı lan? Neyin heyecanı? Bildiğimiz şey, boksörüz lan biz. Yerli malı haftasında şiir okumaya çıkmıyorsun ha? Maça çıkıyorsun, ayıktırayım. Ama abi bu maç farklı, sen de biliyorsun. Bana bak. Hiçbir şey farklı değil. Bizim hayatımızda hiçbir şey değişmedi. Her şey aynı. Bir rakip, bir ring, bir gong, bir de yumrukların. Başka bir şey yok. Ne tribündeki Nesli bacım, ne de başkasını. Anladın mı? Anladım abi. Çok iyi anladım. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. İşte benim matadorum. İşte bu. Şimdi o ringe çık, o adamların yanına İsmini yazdır. Bizi de gururlandır. Hadi. Hadi.
Buna. Merhaba Tansel. Biraz konuşabilir miyiz? Tansel şu an yeri ve zamanı değil. Maçtan önce Kerim'i görmem lazım. Suna önemli. Çok önemli. Ne oldu? Elif hakkında. Daha sakin geri geçelim mi? Olur. Hadi be kardeşim, geç kalıyoruz ya, hadi. Geldik, geldik. Neredesiniz oğlum ya? Aslan parçası sen. Taş mı yedin, kaya mı kemirdin? Kollarım et kesti, yemin ediyorum ya. Ver lan, belin düşecek, belin düşecek. Gel lan buraya. Ağır değilim ben, kemiklerim iri. Ha, ağır değil o ya, kemikleri iri. Kafkas nerede? Şey, Elif almaya gitti. Gelir şimdi. Nesli! Ya geldim abi, babamla konuşuyordu. Ne diyor? Mezarlığa gitmiş, siz gidin ben gelirim dedi. Mezarlık mı? Hayırdır ya? Ya öyle annemin mezarını ziyarete. Maça gidelim, maça gidelim diye diktiniz beni buraya. Ortaya çıkan yok ya. Kafkas! Abi! Hadi abicim. Oğlum Serhat, ne bağırıyorsun ayı gibi? Tamam, geldik. Tamam, buradayım. Hadi. Ha. Baba! He? Karnım ağrıyor. Karnım mı ağrıyor? Bak bakayım bana, bak. Sen ilaçlarını almadın mı? Hayır, ondan değil. İncir tatlısı yedim de çok. Tatlı tatlı yemenin acı acı. Tabii tabii. Bizim tuvaletimiz gelmiş, anlaşıldı. Bu maçı izletmez yoksa. Siz geçin, ben Elif'le yetişirim. Biraz bekleteceğim seni ama. Yo yo, sorun değil. Bana da iyi olur, tek gelmemiş olurum. İyi, hadi. Serhat, hadi. Nesli, hadi. Ne oluyor Tansel? Söyle artık ne söyleyeceksen. Endişelenmeye başladım artık. Endişelensen iyi olur zaten. Bu Elif'i araştırmamı istedin ya. Evet. Hislerinde kesinlikle haklısın. Amacı dervişin koltuğuna oturup işlerini aynen devam ettirmek. Emin misin bundan? Ya emin olmasam sana bunları anlatır mıyım Suna? Bak, durum sandığımızdan da vahim. Bu Elif çok tehlikeli. En az derviş kadar. Ama şu an bir şekilde gerçek yüzünü saklıyor. Yaman Hoca'ya da Kafkas'a da kendini bir şekilde sevdirmiş. Güvenmelerini sağlamış. Ya hatta geçen gün saldırıya uğramış. Fırat kurtarmış Elif'i. Onun yüzünden hayatını tehlikeye atmış. Duyduklarım doğruysa bayağı ağır darbeler de almış. Ölümden dönmüş Fırat. Oğlum iyi misin? İyiyim baba, çıkıyorum. Hadi be oğlum. Baba. İyiyim oğlum. İyiyim. Merak etme. İyiyim, iyiyim, iyiyim ben. Yok bir şey. Kapatamadım bunu ben baba. Neyi kapatamadın? Düğmeyi. Ne düğmesi? Pantolonun düğmesi mi? Gel bakayım, gel. Hadi. Bu kapanmaz tabii. Oğlum göbeğin Ramazan davuluna dönmüş. Kaç tane tatlı yedin sen? İki. Güneş. Dört. Dört tane tatlı nasıl sığdırdın buraya? Ama ne yapayım, çok güzeldi. Hem benim çok yemem lazım. Ben Arctic Box şampiyonu olacağım. Evet, büyünce Arctic Box şampiyonu olacaksın ama sumo şampiyonu. Bu gidişte bak sumocu olacaksın, sumocu. Ya. Ne ya, az ye oğlum. TRT Spor ekranlarından hepinize mutlu akşamlar kıymetli izleyiciler. Yine eşsiz bir boks akşamında sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Ufuk Kankaracan ve yanımda Türkiye şampiyonu eski milli boksör Süleyman Aktaş var. Aktaş hoş geldiniz.
Zorlu bir akşam neler söyleyeceksiniz? Hoş bulduk Kaan. Öncelikle bu gecenin organizatörü Tansel Başaran'ı gönülden tebrik ederim. Muhteşem bir organizasyonda yine birlikteyiz. İki boksörü de yakından takip ediyorum. Burak Almanya'da çıktığı iki müsabakayı nakavtla kazanmayı başardı. Gelecek vadeden parlayan bir yıldız adayı. Kerem ise hem centilmenliğiyle hem tekniğiyle ön plana çıkıyor. Haklısın. Özellikle son maçta ringlerde pek görmeye alışık olmadığımız şaibeli bir durumla maç kazanılması ve maçtan sonra yaptığı açıklamalarda camia içerisinde çok konuşuldu. Öte yandan şöyle de bir durum var. Bugün müsabakasını anlatacağımız iki boksörün babası da eskiden rakipti. İki eski rakibin mücadelesi. İki eski rakibin oğullarının mücadelesi aslında. Evet, Necdet Supi ve Salim Kurtoğlu 2008 yılında karşı karşıya gelmişlerdi. Supi puanla Kurtoğlu'nun ünvanını elinden almıştı. Şimdi kulağını aç, beni iyice bir dinle. Bu piton çok hareketli. Yılan gibi kıvrıla kıvrıla döner etrafında. Yorulmak nedir bilmiyor. Kondisyonu bitmiyor. Biz ne yapacağız? Biz sakin olacağız. Onun suyuna gitmeyeceğiz. Sabredeceğiz. Anladın mı? Geri çekilmek yok. Teslim olmak yok. Bak, tribüne oynamak. Zinhar yok. Külahları değişiriz. Şalterleri kapatacaksın. Ve bu maça kilitleneceksin. Benim dışımda her şeye kulağını kapatacaksın. Bu taktikleri uygularsak buradan başımız dik ayrılırız. Anladın mı? Merak etme abi. Dersime çok iyi çalıştım. Duvar gibi olacağım. Güzel. Heyecan var mı? Yok. Bence biraz olsun. Heyecan seni diri tutar. Korku? Yok. Kork. Kaybedeceklerinden kork. Tamam mı? Tribünü kontrol ettin mi Kadir abi? Ettim canım. O tufaya bir kez düşerim ben. Merak etme. Orası tamam. Sen maça odaklan. Mesut orada mı peki? Oha! Oğlum ben ne konuşuyorum seninle? Ben deminden beri ne anlatıyorum sana ya? Aklın tribünde oğlum senin. Çıkmayalım o zaman maça. Ya tamam abi. Şaka yaptım ya. Hemen niye yükseliyorsun? Yapma oğlum şaka. Bana şaka yapma. Ben gergin adamım. Şaka yapacaksan git stand-up yap. Ringdeyiz lan. Maça çıkıyoruz. Komik olan değil, kemik olan kazanıyor. Tamam, kızma. Duvar gibi duracaksın oğlum karşısında. Duvar gibi duracağız. Haydi, başlasın maya, haydi. Hadi baba, hadi. Oğlum yavaş, düşeceksin. Ya baba hadi, geç kalacağız maça. Allah Allah, kimin yüzünden acaba? Bence incir tatlısı yüzünden. Lütfen acil. Fırat. Baba. Kuzum. Baba. Dur. Baba tamam. Uyan. Ya kardeşim biraz hızlı sürsene. Bak yarım saatlik yolu bir saatte alamadık. Amca ben ne yapayım? Burası İstanbul. Sen o caddedeki trafikten sıyrıldığımıza dua et. Tamam hadi sür. Alo. Ha Elif kızım. 10 dakikaya oradayım. Ne? Ne dedin? Tamam geliyorum. Dön buradan. Tamam. Dön buradan. Dön. Tamam. Çekin.
dön, 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 dön. Bas, bas. Kardeşim sağ, sağ olasın. Hah, bir yer var şurada. Oturalım mı? Ortadan daha iyi görürüz. Gel, yer de var. Pardon. Hop, pardon. Gel. E babam gelmemiş. Gelir, gelir. Güzel. Güzel, güzel. Duvar gibi duracağız karşısında. Duvar gibi. Ne? Duvar gibi. Ne yapın la? Ha? Alçıpan Şeref. Hayırdır karton piyer siparişim var. Senin ölümünü izlemeye geldim. Sen benim kariyerimi bitirdin. Burak da seninkini bitirecek. Baban gibi can vereceksin bu ligde. Tıpkı bütün ezikler gibi. Öldürürüm lan seni! Kerem! Ha! Kerem! Sakin ol! Lan bana bak bebe! Seni kağıt gibi katlarım Allah'ıma, Kur'an'ıma! Hazret lan! Bu gece son gecem Matador! Babanın yanına gideceksin, çok şanslısın, çok! Lan yürü git! Bana bak! Nefes al! Sakin ol! Öfkeni ringe sakla! Unut onu! Tamam. Öfkeni ringe sakla! Tamam mı? Hadi! Duvar gibi! Hadi! Hadi! İyi günler değerli spor severler. Bir Tansel Başaran organizasyonu olan Special Boxing Night'a hepiniz hoş geldiniz! C müsabaka için nefesler tutuldu. Bizler hazırız. Sporcularımız hazır. Eğer sizler de hazırsanız önce mavi köşede Matador Kerem Özer. Nerede kaldı? Kediler oğlum trafiğe falan takılmışlardı ya, merak etme sen. Hı. Bir şey söyleyeyim mi? Çocuk sağlam. Bu Kerem kazanacak, göreceksin. Öfkesini yenilmezse eğer olabilir. İnşallah. İnşallah. Piton Burak Kurtoğlu. Halam da geldi. Baba, ben buradayım baba. Baba.
gözünü baba. Elif, bak girişte hemen otopark var. Fırat öyle yığıldı kaldı. Bir tepki vermiyor. Hastaneye geldik şimdi. Ne hastanesi ya? Hangi hastane? Beykoz'daki hastanedeyiz. Tamam, geliyoruz. Ne oldu? Fırat bayılmış, hastaneye götürmüşler. Ne? Evet. Ha? Durum ciddi, hemen gitmemiz lazım. Ciddiye sen nereden biliyorsun? Çıkmamız lazım Zafer. Çabuk, hadi çabuk. O ne kadar seni üstüne çekmeye çalışırsa, sen gene... Bana bak. Oğlum bende kal. Nereye gidiyorlar abi? Sen lan nereye gidiyorlarsa gidiyorlar. Maça odaklan sen. Baba, ben yanındayım. Baba aç gözünü baba. Olmayacak, hiçbir şey olmayacak. Çıkacak birazdan. Gel. Gel bakalım. Gel otur. Babam gelecek değil mi Elif abla? Gelecek birazdan kuzum, korkma. Hem o şampiyon ona hiçbir şey olmaz. Elif. Yaman amca. Elif, Fırat nerede? Yaman dede. İçeri aldılar, birden bayıldı evin önünde. Tepkisiz, tepki vermiyor, anlamadım. Kürtel aşağıda. Doktorlara sorarız şimdi. Hiçbir şey söylemiyorlar. Yaşam, başım korkma. Korkma, korkma. Bana hiçbir şey olmayacak. Bak, sana söz veriyorum. Senin bir tanesi koş. Dur. Yaşam. Hadi. Rakibin kırmızı köşede... Oğlum boş versene ya. 1.83 boyunda, 85 kilogram ağırlığında... ...profesyonel kariyerinde Avrupa şampiyonluğu var. Titan Burak Kurtoğlu. Müsabakanın ring hakemi, uluslararası hakemlerimizden Sayın Levent Kikiciğeri. Fighters! Selamlar. Kafa atmak yasak, dirsek atmak yasak, elden aşağı vuruş yasak. Okey, şişelere. Hadi. Bana bak, direkt üstüne gitmek yok. Dön. Fırta, birinci round. Fight. Hadi. Üstüne gitme! Ne yapıyor bu? Sen! Ne yapıyorsun lan? İşte bu. Aferin.
Köşe! Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Ne yapıyorsun? Niye söylediklerimi dinlemiyorsun? Eşek mi anırıyor burada? Abi, neredeler? Onların nerede olduğunu bir önemi yok. Ama sen cehennemin dibine gidiyorsun, haberin olsun. Bana bak, eğer dediklerimi yapmaksan... Kur'an hakkı için halıyı atarım. Halıyı atarım! Baba, baba, baba. Hadi Zafer. Fırat nerede? Nerede? İçeride. Nasıl içeride? Doktorlar bir şey demiyorlar. Daha bakalım ne diyecekler, bilemiyorum. Ben içeri giriyorum. Mesel abla. Babam bayıldı. Aç gözünü diyorum, kalkmıyor. Doğruyu söyle. Ne oluyor lan? Kazandıkları 2-2 oldu. Boş ver sen şimdi. Abi nereye gittiler? Söyler misin artık? Kafkas'ı hastaneye kaldırmışlar. İyiydi mi? İyidir oğlum. Kafkas bu oğlum, iyidir. Kazandın. Hiçbir şey yok değil mi? Kazandın lan. Kazandın. Hemen çıkıp gidelim. Tamam. Sporcular. Şunları al.
hocam, sorma hocam. Kardeşime ne oldu? Ne oldu? Doktor hanım, nasıl bayılmış? Gözlerini açtı mı? Senin yüzünden. Benim yüzümden benimle ne alakası var? Fırat seni kaçıranların elinden kurtarmadı mı? Evet. Seni kurtarırken başına darbe almış. Elif. Yaman amca, siz endişelenmeyin diye söylemedik. Ben o gün onu hastaneye getirmek istedim ama bana bir şey yok dedi. Başındaki lezyon nüksetmiş. Senin yüzünden. Fırat senin yüzünden içeride yatıyor. Senin başımıza açtığın belalar yüzünden içeride yatıyor. Zafer. Bir kelime daha etme. Tamam ama, tamam. Tamam, ağlama artık, tamam. Ya bir tutamıyorum kendime. Bana bir şey olacak diye çok korkuyorum. Kafkas'tan bahsediyoruz ya. Kafkas yani. Kalkacak oradan biliyorsun. Kalkacak yani. Duymadın mı Sunay'ı? Lezyonu yeniden nüksetti dedi. Ya ne lezyonu? Oncacık lezyonlar ne olacak ki? Abi Fırat'a bir şey olursa ben ne yaparım? Esli. Sen hala Fırat'a aşık değilsin değil mi? O defteri kapattın değil mi sen? Söylesene bana. Bak bakayım bana. Esli. Hala aşık değilsin değil mi? Abi hiç sırası değil şu an. Gerçekten hiç sırası değil. Bayılmışsın. Elif ambulans çağırmış. Ne diyorsun sen ya? Güneş? Merak Güneş. Etme, merak etme. Güneş gayet iyi. Burada mı? Evet, burada. Fırat. Senin şu an sadece kendini düşünmen gerekiyor Fırat. Durumun ciddi. Aldığın darbe yüzünden beynindeki lezyon 2 milimetre büyümüş. Halüsinasyon görüyordun değil mi? Ben
denge kaybı, kulak çınlaması. Niye benden gizledin? Çünkü sunumaça çıkmak zorundayım. Çıkamazsın Fırat, çıkamazsın. En ufacık bir darbe ölümcü de olabilir. Şu an benim bunu sana söylemem gerçekten çok zor. Benim için çok zor ama bundan sonra hiçbir maça çıkamazsın Fırat. Boksu bırakmak zorundasın.